ilk defa bizi izleyenler ve Türkiye kamuoyu Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iki tane iddiayı bizden duyacak. Gerçeği duyacak bizden. Kamuoyuna söylüyorum. Sezgin Baran Korkmaz'ın gerçek adını söylüyorum. Abdülrezzak Kornaz. Bakın ismi tekrar söylüyorum. Abdülrezzak Kornaz. Gerçek adı bu. İsme iyi bakın. Bir daha tekrarlayalım. Abdülrezzak Kornaz. Abdülrezzak Kornaz. Gerçek adı. Ve ne demek gerçek adı? Yani gerçek adı bu. Sezgin Baran Korkmaz'ın 3 tane ismi de değiştirilmiş isim. Yani Sezgin Baran Korkmaz bu isim mahkeme kararıyla değiştirilerek bu ismi almış. Hmm. Bu ismin almasının 2 tane nedeni var. Aslında Sezgin Baran Korkmaz tarihi itibariyle bakıldığında hani boyacılıktan öyle diyor. Çulsuz bir adam. Karşıdan yola çıktı. Sonuçta şu, neyle zengin olduğu meselesinin adı şu, seçilmiş bir adam. Ve bir şey daha söyleyelim, seçilmiş bir adam. Seçilmiş bir adam. Evet. ve bu seçilmişliğin bilin ki hem Türkiye'deki bir bürokratik mekanizma var, hem de dışarıdaki bir mekanizma var. Yani her ikisinden bağımsız değil. Bir dakika, bu bahsettiğin gerçek ismi mi dedin ya? Gerçek ismi derken nasıl yani? Demek ki bu ismi kullanmış. Eski adamın anasının babasının koyduğu isim Abdülrezzak. Anasının babasının soyadı Kornaz. Kornaz. Tamam, isim bu. Şimdi bakın böyle bir adam düşünün. Bir holding kuracaksınız, tamam mı? Size evet. De para gelecek. Abdülrezzak Kornaz'la isminiz büyür mü? Ama Sezgin, Baran, Korkmaz. Şimdi bak böyle bir isim koyunca şatafatlı bir isim oluyor. Hmm. Şatafatlı bir isim ve yeni bir tarih. Geçmişinizle ilgili hiçbir şey yok. Sezgin Baran Korkmaz'ı arattığınız anda sadece o milattan itibaren tüm olumlular görürsünüz. Karşınızda bir Robin Hood var. Ama öncesindekinin ismi, o boyacılık yaptığı dönemdeki isim yok. Aile yok, hiçbir şey yok. Şimdi mesela geçmişte bu daha yavaş yavaş büyüdüğü dönemde gazetecilere yönelik olarak, çevresine yönelik ikinci el iPhone telefonları alarak hediye paketi yaparak gönderdiği dönemler var. İnsanlara bilet alacağım İngiltere biletleri deyip almadığı dönemler var. Yine aynı zamanda da kendi özel hayatında aslında çok Robin Hood gibi gözüken ama aslında müthiş bir cimri bir adam var. O gördüğünüz Robin Hood'un tamamı bir halkla ilişkiler çalışması. Kamuoyunda yani hem yukarıya en tepe noktaya ulaş. Ya siz Amerika Birleşik Devletleri'nin tarafından 500 milyon dolar nasıl Amerikan maliyesini tokatlayan, kandıran adamlar bugün Amerika'da cezaevindeler. Bir tanesi 130 yılda yargılanıyor. Yani ceza. Ve bu adamların kendi ismi Kingston kardeşler. Kingston kardeşler. Sezgin Baran Korkmaz'ın şirket holdingin içerisinde Kingston şirketleri var. Ve çok ilginç bir şey. Bu şirketlerin mesela bu şirketler ne iş yapıyorlar biliyor musunuz Türkiye'de? Varlık şirketleri bunlar. Varlık şirketleri ne demek biliyor musunuz? Varlık şirketleri şu demek. Geliyorlar Türkiye'ye. Para hazır. Garanti Bankası'na, İş Bankası'na, Vakıflar Bankası'na, Ziraat Bankası'na gidiyorlar. Diyorlar ki ne kadar borcun var alamadın? Şu kadar. Ben alıyorum senin borcunu diyor. Hani Türkiye'de kredi kartı kullanan ve kredi kullanmış herkes bilir. Birileri arar avukatlar. Ben avukatım, işte borcunuz varmış, anlaşalım. Ya da sizi bulduk, siz kayboldunuz ama araştırıldınız, bulundunuz. Varlık şirketleri bankalardan ki borçları satın alıp atıyorum 100 milyarlık bir borcu 20 milyara satın alıp, 10 milyara satın alıp ya da 100 milyonluk bir borcu 10 milyona satıp 10 milyon üzerine kaça toplarsa o kadar kar eder. Ve aynı zamanda Kingston şirketlerinin hani söyleniyor ya şeyin Sezgin Baran Korkmaz işte ben 62 milyon doları Utah savcılığını aradım, ben paramı geri vereyim dedim, yetkili bulamadım diye. Olur mu? Yetkili zaten Sezgin Baran Korkmaz'ın şirketi denilen holdingi Kingston kardeşlerin varlık şirketinden 62 milyon dolar kredi kullanıyor. Ver duruyor, şirket burada zaten. Yani onun Utah savcılığına göndermene gerek yok ki. Yani kısacası bu varlık şirketlerini yönetiyorlar ve bu varlık şirketleri aynı zamanda batmakta olan şirketleri satın alıyorlar. Sonra bu şirketleri satıyorlar. İşte bunun bir tane uçak şirketi var biliyorsunuz. O şirketle ilgili açılmış davalar var. Jet
Jet uçuş mudur? Jet holding midir? Nedir? Bu arada Cüneyt Özdemir'e çıkmıştı hatırlıyorsan. Biliyorum. Dedi ki geleceğim ben yarın oradayım dedi. Gelmedi. Ben bir tweet attım o geleceğim dediğinde. Evet. Ben dedim ki 4 Ocak'ta dönmeyecek. Dönmedi. Bir daha gelmeyecek Türkiye. Bitti bu iş. O kadar kapandı. Diyorsun, bir daha gelmeyecek. Söylüyorum. Bitti bu iş. Bu kadar net söylüyorum. Yani Sezgin Baran korkmaz. Peki Türkiye. Bitti derken bitirildi mi? Ha bitirildi. Daha çok konuşalım. Bence yani. Bundan sonra. Mesela daha önce Erdoğan'ın Erdoğan niye fotoğraflarının kaldırılmasını istedi? E çünkü niye kalsın ki? Ve bakın tüm olay şu. Sonuçta bir soruşturma açılıyor. Şimdi sonuç yok. Erdoğan'la bu adamı kim tanıştırmış olabilir? Şimdi ikinci soru. Kim tanıştırdı? Niye tanıştırdı? Amerika'dan sermaye getirmek üzere. Kimler komisyon aldı bu adamdan? Hadi soralım ikinci, üçüncü soru. Kimler komisyon aldı? Bu adamı Amerika'daki Erdoğan'ın yapacağı bir yemekli toplantının 70 bin dolar olarak şeyini bu niye üstlendi? Yemek ne sponsorluğunu? Yani ben mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Erdoğan'ın yemeğine o Erdoğan'ın oturduğu, Cumhurbaşkanı'nın oturduğu masada bir yemek onunla aynı masada oturmanın bedeli ortalama 50 bin dolarla 40 bin dolar. Ya çevre masalarda oturmanın bedeli daha arkaya doğru gittiğinde 10 bin dolar. Yani o atıyorum Amerika'daki bir yemekte Türkiye'den Erdoğan'la o yemekte bulunabilmek için gidip orada Erdoğan'la konuşabilmek için giden iş adamları var o yemeklere katılan. Ya burada görüşemeyince Amerika'ya gidip kendi derdini anlatmaya gidenler var. Yani o tür yemekler, bu tür yemekler ve paralı yemekler. Şimdi kısacası ben peki Rıza Zarraf olayıyla bir benzerliği var mı? Ben Rıza Zarraf olayı çok büyük bir olay. Daha büyük. Ya o 100 milyar dolarlık bir olay. Yani İran biliyorsunuz orada Rıza Zarraf'ın ortağını idam etti biliyorsunuz ama şeyde İran'da. İran parasını İran'da bu çok büyük bir tartışma konusu. Yani İran'ın mali milli servetinin iç edildiği hem içeriden hem dışarıdan işbirliğiyle beraber. Yani o 100 milyar dolarlık petrol gelirlerinin o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararları var biliyorsunuz. Sonuçta para lazım. Düşün şimdi 100 milyar doları ne kadar rüşvet dağıtıp o 100 milyar doların ne kadarı İran'a döndü mesela? 50 milyarı mı döndü? Ya da bir kısmı hiç mi dönmedi? 60 milyarı mı döndü? Aradaki para ne oldu? Bu soruların cevabını ABD biliyor mu? Bilmez olur mu? O zaman bilmez olur mu? Biden sonrası eyvah diyebilir miyiz? Yani ama fırtına meselesini hep onu anlatıyorum. Biden sonrası bir fırtınadır. Ve bakın bir iddiayı dile getirdim ben. Trump çok büyük ihtimalle 19 Ocak günü azledilebilir. Ben hatırlayın yine sizin programınızda dedim ki Trump azledilecek ve cezaevine girecek. Hiç bu işin kaçarı yok kardeşim. Biden'ın dün attığı tweet var. Senato'ya sorumluluk yükledi azledilmesiyle ilgili olarak. Çünkü bunun iki tane Senato'ya yönelik saldırının arkasındaki isim Trump'tır. Ve ikinci bir olay da Trump'ın 2024'te bir daha aday olamaması için bizzat cumhuriyetçilerin de katkısı olacaktır. Yani çünkü yeniden siyasete dönmesi engellenecektir. Bakın 20 Ocak görev teslim törenin olacağı gün gelmeyeceğini söyledi Trump. Ve Trump şimdi maça sıkıştı, atıp duruyor. Yani hem o gösterilerle hiç ilgisi olmadığını söylüyor ve yalnız bırakılmış bir adam. Herkes onu terk etmiş durumda. Peki hadi Trump'ın maça sıkıştı diyorsun ya, o ABD'yi ilgilendirir diyeceğiz ama ya Türkiye'de özellikle yandaş medyada da daha dün bile izledim. Devamlı bir Trump sevgisi Biden'ı eleştiri. Ya bu Trump kaybedince Türkiye ne kaybediyor? Bir açık bir konuşalım bunu. Ne oldu? Yani çok da umurunda Amerika Birleşik Devletleri'nin havuz medyasının ne yazdığı öyle mi? Yazsa ne olur ki? Ben görüyorum yazın bir kenara. Hayır, bizim korkumuz ne? Yazın, Sezgin Baran korkmaz. Bir kenara yazın. 20 Ocak sonrası havuz medyasında Biden güzellemelerini hep beraber okursunuz. Trump'ın ilk döneminde de burada Trump'la ilgili olumsuzluklar yazıyordu havuz medyası. Unuttu mu herkes? Ray Bronson döneminde neler yazdılar, sonra neler yazdılar. Onun için hikaye o fakirin canı çıkmadığı sürece Bronson gitmeyecekti değil mi? Trump'ın bir telefonuyla vallahi özel uçakla gönderildi hem de yani. Mahkeme görülüyordu. Özel uçakta havalimanında hazırlanmıştı. Ya bu demin bahsettiğin o soru işaretlerini eğer ABD biliyorsa Biden sonrası Halkbank davası
Rıza Zarraf ya da işte bu Sezgin Baran Korkmaz'ın da evet onların da bu davalar devam ediyorlar. Bu ya davaların evet, kaldırdığı evet, çok falan tehlikeli. Yok önce onu söyleyin. Şöyle hatırlıyorum. ABD bu İran'la işbirliği yaptı diye sanırım Fransa'ydı. Çok ciddi bir ceza kesmişti ve Fransa gibi güçlü bir ekonomisi olan ülke bile çökmüştü bir anda. Biz şimdi ne olacak eğer bir cezayla karşılaştık? Nasıl şöyle, çıkacağız içine? O zaman özel bir bilgimi daha söyleyeyim. Evet. Kulis bilgisi demeyeyim de bizzat kaynağım yani Sezgin Baran Korkmaz'ın hemen yanında olandan birinden bir şey söyleyeyim size. Sezgin Baran operasyonu bir numaranın talimatı olan bir operasyon değil. İki numaranın operasyonu. İki numaranın da kim olduğunu izleyicilerimiz bulsunlar. Hatta 3 numara da diyebilirsiniz yani. Şu an görevde değil mi yoksa o kişi? Yok görevde. Görevde değilse ona göre düşünecek. Ona görevde. Para ve maliye işleriyle ilgili yok, bir... Yok. Operasyon emrini kim verebilir öyle bakın. Paranın başındaki adam vermez o tür operasyon kararlarını. Birinci değil, ikinci, üçüncü dedim yani. İki ya da üç yani öyle koyun yani. Bugün itibariyle iki ya da üç öyle söyleyeyim size yani. Çünkü iki numara gitti. Hatta Levent Gültekin bugün 60 Erdoğan'la şey barıştı tam emin olamamakla beraber Albayrak. Falan ha Albayrak barıştığını ben daha önceki yine bir programda burada Albayrak'ın tasfiye edilemeyeceğini, yurt dışında olmadığını ve Türkiye'de olduğunu da ifade etmiştim biliyorsun.